Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon kurucular. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay puhralarını Amerika Akhbarat Organları'nda hizmet kılıçtan çekildi. Muhbirlarning qo'g'dash komitetida 20 mart bayonot e'lon qilib, Xitoyning Amerikaning Xitoyda turishliq axborot organlarida ishlayotgan Xitoy fuqarolarini xizmatni tashlashga buyurganligini bildirdi. Bayonotda Xitoy tashqi ishlar ministerligi qaramog'idagi shaxsiy mulozamat organi juma kuni uqtirish chiqarib, New York vaqti gazeti va Amerika ovozi qatorliq axborot organlarining Beijingda turishliq bo'limlarida xizmat qilayotgan xabar yordamchilarini xizmatini tashlashga buyurganligi. Xitoyning Amerika axborot organlarining Beijingdagi xabar to'plash xizmatini butunlay amaldan qoldirishga bel bog'lagan bo'lishi mumkinligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning axborot organlaridagi Xitoy fuqarolari xabar yig'ish, izlash va tadqiq qilishda intayin muhim rollarni o'ynab kelgan. Xitoyning bu qilmishi Amerika axborot organlarining Xitoydagi xabar to'plash xizmatiga to'salg'o elib keladi ekan. Xitoy qonunidami chat al axborot organlarining Xitoydan bevosita xizmatchi qabul qilishi cheklangan. Sharqi Turkistonda o'qish boshlanganligi ilgari surildi. Atalmish Shinjong gazetasining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkiston tavasidagi boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qish boshlangan. Xabarda Atalmish Uyg'ur Abdum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishi bilan bir qator tadbirlar qo'llanilib, o'qituvchi o'quvchilarning salomatligini nazorat qilish, xodimlarning bexatarligi va muhit tozligini kuchaytirish sharti ostida Sharqi Turkistondagi har qaysi viloyat, shahar va nohiyalarda o'qish boshlanganligi. 4 milyon 370 mingga yaqin boshlang'ich o'rta maktab o'quvchilarining maktabga qaytib, darslarini boshlaganligi bildirildi. Xabarda ilgari surilishicha, o'qish boshlanishidan ilgari har qaysi joylardagi maktablar darsni asliga keltirishning tayyorlik xizmatlarini qilgan. Darsxona, oshxona, hojatxona, munchi qatorliq muhim o'rinlarni dezinfeksiya qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'qish boshlangandan keyin doiralar barliq maktablarda butunlay yopiq boshqarilishni yo'l qo'ygan. Munosabatsiz xodimlarning maktab rayoniga kirishini man'i qilgan. Turkiyada Xitoy virusi bilan qaza qilganlarning soni 30ga yetdi. Tunugun 22 mart kech soat 11 da Turkiya Sahiya ministri Fahrettin Koca Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 1236ga yetganligini e'lon qildi. Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca Twitter hisobotida uchur yollab, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 20345 kishini tekshirish orqali yangidan 289 kishining virus bilan yuqumlanganligi aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 1236 ga yetganligini, bir kun ichida yana 9 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 30 ga yetganligini, qazo qilganlarning hammasining yashanganlar ekanligini, yashanganlarning talog'i chiqmaslik cheklamasiga amal qilishini, o'lim xatirining yashanganlarga kelayotganligini bildirdi. Ma'lum bo'lganidek, Turkiyada 21 martdan boshlab 65 yoshdan yuqori kishilarning ko'chib chiqishi cheklangan edi. Nomsiz taklif xati Xitoy rejimi haqidagi turlik parazlarga sabab bo'ldi. Fransiya xalqaro radiosining tunugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy siyosiy byurosini jiddiy yig'in ichishga chaqirgan bir yozma tor dunyosida ko'plab tarqalgan bo'lib, Xitoy rejimi ichidagi siyosiy kurashlar haqida turlik parazlar o'tirg'i qo'yilmoqda. Mazkur ochiq xatni Yangwang televiziyasi guruhining boshlig'i Chen Peng undidar supisi tarqatgan bo'lib, hatto jiddiy yig'in chaqirish orqali Xi Jinpingning hozirgi o'rnida davomliq turaverishga muvofiq keladigan kelmaydiganligini muzokara qilish talab qilingan. Taklif qitida partiya ustunmi yoki asosiy qonunmi? Iqtisodiy jihatdan davlatni beytish kerakmi yoki xalqnimi? Muqimlikni deb aqlli insoniy huquqlarni qurbon qilish kerakmi? Mustaqil taratquvlarga yo'l qo'yish kerakmi? Adliya mustaqil bo'lishi kerakmi? Partiya bilan hokimiyat ayrilishi kerakmi? Amaldorlarning mol-mulki oshkorlanishi kerakmi? Tayvan masalasida tinchlik muhimmi, birlikmi? Hong Kongning taraqqiyoti muhimmi, kompartiyaning nufuzimi qatorliq masalalarni muzokara qilish talab qilingan. Mazkur xatda yana yig'in jarayonida Li Keqiang, Wang Yang, Wang Qishan qatorliq 3 kishi rahbarlik guruhi qurib, yig'inga boshchilik qilish taklifi o'tirg'i qo'yilgan. Shunaqla bu yig'inning ahamiyatining ayni yillari 4 kishilik guruhni og'dirib tashlashdan qilishmaydiganligi bildirilgan. Mazkur xat nomsiz yozilgan bo'lib, tekshirish intayin qattiq bo'lgan undidorda tarqalishi kishilarning hayronligini qo'zg'agan. Bir qism kishilar bu xatni Hong Kongda turayotgan Chin Pingning chat aldagi hisoboti orqali tarqatgan bo'lishi mumkinligini
şunu pekat çet eldikilerinle körelediğallıkını ama Xitay tevasıda körünmeydiğallıkını bildirişken. Mezkur hatını tarqatquçı Künpin yazğıçının kim ikkallikini bilmeydiğallıkını, özünün pekat tarqıtıp koyuğallıkını. Bu hatının hakimiyet içindeki nurgun kişilerinin pişkirini eks ettirdiğallıkını, ama bu namsız hatke estaydıl karşının haciti yok ikkallikini bildirgen. Xitayının cinayetini sürüştikiliş hakkında türlük teklifler oturgu koyulmakta. Büyük devir doğrudan tünügünki haberde bildirilişe Xitay virusunun her kaysi devletlerge mülkerlikisi ziyanlarını elip gelişige ergeşip, halkaradaki bir kısım kanun mutakassisleri bunun baş cinayetçisi bulgan Xitay Kompartiyasının mesuliyetini sürüştikiliş hakkında türlük tekliflerini oturgu koyulgan. Xitay Kompartiyasına ariz kılıç taraftarlardan biri İsrailiyelik advokat Nitsana Darshan her qaysi hükümetlerinin keçirimge eriş hukuku bolsa mı, ama xalqının yanılı onlarını ariz kılalaydıqanlıqını bildirgen. O Xitayning xalqaralıq kelishimlarga imza qo'yganligini, shunga Xitay doirlarining virusning haqiqiy ahvolini maxfiy tutish huquqi yo'qligini, butun dunyoga tarqalib ketishidagi mas'uliyatining cho'qim surishti qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Amerikaning Florida shtatidagi Berman muxbirlar guruhi navbatdagi Xitay kompartiyasi ustidan o'rtaq ariznoma sunib bo'lgan bo'lib, Xitayning iqtisodiy manfaatini ko'zlab virusning haqiqiy ahvolini yushirganligini, bu sababli nurg'unligan kishilarga ziyonkashlik qilganligini ayiblagan. Bir kısım mutakassislar yana Xitay Kompartiyasini xalqaralıq savdo qonuniga xilaflik qilish bilan ayiblashni o'tirg'i qo'ygan. Yana ba'zilari Xitayni xalqaralıq sahiya kelishimnomasiga xilaflik qilish bilan ayiblash kerakligini bildirgan. Ba'zilari bo'lsa Xitayning biologiyalik qurol saqlashga chetishlik bo'lish jinoyati bilan ayiblashni o'tirg'i qo'ygan. Bulardan sirt yana bir kısım mutakassislar Xitayning yuqori darajalik amaldorlarini yolg'on uchur tarqitish bilan ayiblab, xalqaralıq sotqa sunish kerakligini bildirgan. Mesleğen Xitay taşkı işler emeldarının virusunun mənbəsini başka devletlerine artıp koyuşku oxşaş, dəlilsiz sözlerinin sürüştü qılınışı gerektiği bildirilgən. Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılarının ve ölgüçülerinin her qaysi devletlerde şiddet bilen köpü işi neticesi de Xitayının bu axtaki mesuliyetini sürüştü qılış sadaları üzlüksüz küçəymekte. Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılar tizlikti köpəymekte. BBC'nin tünügünki haberde bildirilişçe, dünya miqyasıda Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılarının sani allıq açan 200 mingdan aştı. Haberde Xitay'nın Wuhan şehirde başlanğan virus dünyanın her qaysi jaylarga davamlıq tarqalıp, hazırgıcı 200 mingdan artıq adamının yuqumlanğanlıqı, 15 mingi yakın adamının qaza qılğanlıqı, her qaysi devletler yuqumlu kontrol qilish üçün oxşamağan tedbirlerini işqa salğanlıqı, Xitay virusu payda bolğandan beri virus bilen yuqumlanğan 92 ming adamının salametliği əsligi kelgenliği bildirildi. Ma'lum bo'lishicha Xitay virusi eng ko'p tarqalgan hamda eng ko'p jang'i zamin bo'lgan davlatlar Xitay, Italiya, Amerika, Ispaniya, Germaniya qatorliq davlatlar ekan. Bular ichida Xitayda yuqumlanganlar Xitay e'lon qilgan songa ko'ra 81093 ga, o'lganlar 3270 ga yetgan. Italiyada yuqumlanganlarning soni 59138 ga, o'lganlar soni 5476 ga yetgan. Amerika'da yuqumlanğanların sani 35070 ga, ölgenlerin sani 458 ga yetgan. İspanya'da yuqumlanğanların sani 29909 ga, ölgenlerin sani 1813 ga yetgan. Germaniyada yuqumlanğanların sani 24873 ga yetgan. Yeni bir tarafdan Germaniya başministri Angela Merkel özünü davalığan doktorunun Wuhan virusu bilen yuqumlanğanlığı sebeple özünü karantinaga aldı. Erdoğan Wuhan virusu hakkında halkı çakırık ilan kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan ammeni öydü duruşunu devamlaştırışı çakırdı. Cumhur Reis Erdoğan Twitter'da ilan kılgan uçuruda hatırcan bulunlar. Devletimiz barlıq organları bilen vazifesini ada kılmakta. Vakıt ufkumağı karamastın milletinin hizmeti de bulmakta dedi. Cumhur Reis Erdoğan yine biz bu qiyin mezgelini inşallah hemimiz birlikte yenimiz. Kaide ve kürsetmelerge emel kılaylı. Çokum öyümüzde oltırışını devamlaştıraylı. Hem sahiyege hem sahiye sırtıdaki başka ihtiyaclarga münasebetlik barlıq mahsulatlar kolumuzda bar digerlerini bildirdi. Şundaklı Cumhur Reislik bayanatçısı İbrahim Kalin dünyada Wuhan virusu bilen yuqumlanğanlarının sani tiz süratli 200 minga, kaza kılğanlarının sani 15 minga qarab ilgirlevatıdı. Eğer tedbirlerge emel kılınmasa hemimiz hatarge düşkilimiz. Bu çakça kılıdgan iş emez. Her bir tedbir hayatını kutuldurudu, her bir selqaraş ve pervasızlık hatarını 10 hesse aşırıdı. Öydü turunlar, özünlerini ve etrafınlar dikilerini qoğdanlar digerlerini bildirdi.
Amerika Taşkı İşler Ministeri Xitay'nın tətür təşviqatıqı yol qoyuşqı bolmaydıqanlıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 20 Mart bayanat elan qılıp, Xitay Qatarlıq devletlerinin Wuhan virusu sebeplik Amerika'a karşı tətür təşviqat hareketi elip berivatqanlıqını, ama bununqı yol qoyuşqı bolmaydıqanlıqını bildirdi. O sözde tətür təşviqat dünya miqyasıdaki bazı şəxslərdilə emas, belki Xitay Komünist Partiyası, Rusya ve İran hükümetlerde mükelevatıdı. Biz demokratiyamız, erkenlikimiz ve Wuhan virusu'a kaydırgan inkaslarımızdan udunu kolaydıgan bunda hareketlerge hergiz yol koymasıqımız kerek. O yana Amerika halkının mezkur virusu'a takabül turuş üçün hareketke ötkenlikini, şuna Amerika'nın mezkur tirişçallıklarını yok çıkırdıgan bu hal hareketlerge yol koyuşku bolmaydıganlıqını etdi. Şu esnada yana Amerika'nın yukarı katlam erbapları arasında Xitay'ını ayıplash fikirleri üzlüksüz körülüp durdu. Prezident Trump 21 Mart keçqurun yollagan Twitter uçuruda Wuhan virusini Xitay virusu deb atadı. Amerika'nın Kengash Palata azası Tom Cotton 22 Mart etigen yollagan Twitter uçuruda Xitay Kompartiyasidan çoqum hesap elindiganlığını ima qildi. O sözüde Xitay Kompartiyasının yalğanları ve çirikliki bir yerlik sähiye meselesini dünyavi vabağa aylandırdı. Bu devletimizde mu hayat ve arzu armalarını veyran kılmaqta. Bunun hesabı elindu diğerlerini yazdı. Xitay rejimi yakınlamayan Amerika'nın Wuhan virusunun aldığını eliş tedbirlerini ayıplaydıgan ve virus mənbəsini Amerika'ya döngeydigan təşviqatlarını küçeytken idi. Bir Xitay ayal Amerika'dan Apple soraş hareketi başladı. Məlum bir garip devletide yaşaydıgan Xitay ayal Wuhan virus sebebiden Amerika'dan Apple soraş hareketi başlayan. Mezkur ayal ictimai uçurdu tarqatkan kısqı filmini Xitay virusini Amerika Qoşma Ştatlarına elip gelgenimizden Apple sorayımız dep başlayan. O çağırıqın devam kılıp mündaq diyen. Xitay Kompartisi hakikatini yuşurup Wuhan virusinin tarqılışını ulğaytkanda sükütü turğallıqımızdan Apple sorayımız. Nersi kereklerini aç gözlerce setiv alğallıqımızdan Apple sorayımız. O yana bu virusini Amerika askerleri Wuhan'a elip girgen dep ündidar arqılıq tarqıtılgan saxta uçurlar üçün Apple soraydıqallıqını. Bunda kılıçının natuğru işkallikini etkan. O yana mezkur virus sebebiden başkalarının hata muamelesine uçurgan Japonya, Tayvan, Koreya ve başka Asya irkidikilerden mu Apple sorugan. O sözün devam kılıp, özünün Xitay milletiki tabi biri buluş süpte bilen Xitay Kompartiyası ve Xitay halkının kılmışları da mesuliyeti barlıqını etkan. O ahırda mezkur virusun təsirge uçurgan her bir insandan Apple soraydıqallıqını Xitay Kompartiyasının Amerikalıqlarına tölem tölüşü lazımlıqını bildirgen. Hem de şu vacidin Amerika'dan Apple soraş hareketi başlayanlığını etkan. O ayalının videoluk çağırıqı Twitter torunda elan kılınan deyken, Erkin Asya Radyosu Xitay bölümü tarafından köçürüp tarıqtılgan ve netçimin qıtım hem bəhirlengen. My name is Biggest Purification and I want to say sorry for America. Sorry for bringing the Chinese virus to the US. Sorry for being silent about what the CCP has done to conceal the truth and benefit the dissemination of Wuhan virus. Sorry for selfish buying in bulk. Sorry for spreading misinformation via WeChat, saying that the American army brought the virus to Wuhan. It's wrong. Sorry for any inconvenience of the virus. I also feel sorry for Japanese, Korean, Taiwanese, and other Asians who are wrongly recognized and treated as Chinese. Türkiye Hava Yolları şirketi 5 şehirden başka barlık halkaralık uçuşlarını toxtatdı. Türkiye Hava Yolları şirketi 27 Mart'tan 17 Aprilgacha Hong Kong, Moskva, Addis Ababa, New York ve Washington'dan başka barlık halkaralık uçuşlarını toxtatdı. Türkiye Hava Yolları şirketi baş direktörü Bilal Ekşi özünün ictimai alaqı hesabıda hembeherleşken uçuruda, biz 27 Mart'tan 17 Aprilgacha Hong Kong, Moskva, Addis Ababa, New York ve Washington'ı hesapka almaganda barlık halkaralık nöbetçi ayruplarımızın uçuşunu toxtattık. Yük ayruplarımız uçuşunu devamlaştırdı. Devlet içi uçuşlarımız mı azaygan halde devamlaşıdı diğerlerini bildirdi. Hidayetullah Oğuzhan Türkiye'deki halkımızı öydü oltırışka çağırdı. Bütün dünyada ciddi tarqılıbatqan Xitay virusuna karşı tedbirler Türkiye'de mi künseri küçeymekte. Türkiye'de devlet dairleri halkını mecbur bulup kalmağın takdirde öydün çıkmaslıkka en köp teşvik kılmaqta. Bu münasibet bilen Türkiye'de faaliyet elip beribatqan Xalqara Şarık Türkistan Təşkilatlar Birliki ve Şarık Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuz Xammu halkımızga salametlik tilash bilen birge Türkiye'de elip beribatqan tedbirlerge riayi kılış haqqıda ictimai uçur vasıtırda çağırıq ilan kıldı. O çağırıqtaki sözde bunularını təkitledi. Aziz Kadir Kıymetli Kerindeşim, biz ve dünya halkı uzun dönemde
misli körülüp bakmağın sağlamlık ve sehiye beyhaterlik meselesine düşkün olduğumuz. Türkiye Cumhuriyeti ve dünya varlık imkaniyeti ve küçü bilen siz için, hemimiz için hareket gördü. Hemimiz için, kelgisimiz için öyde oturuşumuz, İçki İşler Ministerliği kadarlık varlık hükümet organlarının agahlandırışları ve tavsiyelerine rayi kılışımız hemimiz için faydalı. Men ailem bilen şunda kıldık, öyde oturduk. Siz mi öyde oturun, öyde hayatta. Türkiye'deki bütün camilerde dua sadaları asmanga götürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Reisi Profesör Doktor Ali Erbaş elan kılgan bayanatka göre, Xitay virüsünün en tez süratte ahırlaşışı ve keserlerinin şifa tepişi ümidi bilen, bugünden başlayıp hupten namazı ezan edinkin, Türkiye'deki bütün camilerden yanırat kolurudun dua avazları yükseldi kalıqını bildirdi. O sözünün devamında bütün halkını öyde oltırışkı çakırış bilen birge, barlıq tedbirlerge inçkilik bilen dikkat kılışka ve bütün halkını bir yürek haleti de dua kılışkı çakırmen digerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.